değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, sizlere yine birbirinden güzel, muhteşem köy evleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesir il Manyas ilçesine bağlı Şevketiye köyündeyiz. Şevketiye köyü oldukça güzel, sakin, nezih bir köy. Yaz kış ulaşımı sorun olmayan bir köyümüz. Gönen Manyas arasında kalan bir köyümüz. Manyas yoluna sadece 3 kilometre mesafede, Manyas şehir merkezine 18 kilometre mesafede, Gönen'e 20 kilometre mesafede. Biz burada 730 metre arsa içerisinde 135 metre sıfır köy evi tanıtımına geldik. Yerimiz köyümüzün en güzel yerinde. Şöyle dilerseniz önce dışarıdan başlayalım tanıtımıza. Daha sonra evimizin içerisine girip sizlerle paylaşalım. Burası bizim evimizin ön kısmı, bahçemizin ön kısmı değerli izleyiciler. Etrafı taş duvarlarla çevrili. Şöyle sizlerle paylaşayım. Girişimiz buradan. İçeride araç için otopark düşünülmüş. Burası bizim köy iç yolumuz. Şöyle içeriye doğru yavaş yavaş girelim. Yine burada girişte elektrik saatimiz. Burada aydınlatmamız, bahçe aydınlatmaları. Etrafı komple çevrili yerimizin. Araç için ayrılan bölüm burası değerli izleyiciler. Burası bizim evimizin ön kısmı, bahçe alanımız. Yine burada çeşitli şekilde meyve ağaçları ekilmiş. Ama bugün çok sisli olduğu için biz sadece yerden çekimimizi yapacağız. Havadan çekimimizi yapmayacağız değerli izleyiciler. Evet, görüyorsunuz taş duvarlar. Bu şekilde devam ediyor. İçerisinde de farklı şekilde meyve ağaçları mevcut. Burada 3-4 adet zeytin ağacımız var yetişkin şekilde. Bahçemizin otları tabii ki de biçilmesi gerekiyor. Biçim zamanı gelmiş. Yine ben evimizin etrafından şöyle devam edeyim. Burada sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel şeyler var. Burada barbekümüz mevcut. Çok güzel düşünülmüş. Gerçekten muhteşem. Yine burada ateş çukurumuz var. Buraya da oturma alanları yapılmış. Yine burada bir kuyumuz mevcut. Evet, bahçe alanımız bu şekilde değerli izleyicilerimiz. Limonların üzerinde limon var. Yine mandalin üzerinde mandalin var. Evimiz 135 metrekare değerli izleyiciler. 01 yapı. Kamalya'dan bizim yine bahçeye çıkışımız var. Bu şekilde. Evimizin ön tarafına doğru geçelim. Yine burada bahçeye meyveleri sulamak için çeşme bırakılmış. Yine burada bir depo olarak veya ısı pompası olarak yer bırakılmış. Evimizin tesisatı çekilmiş.
Sadece petekleri veya ısı pompası alıp buraya koyabilirsiniz. Nar ağacımız. Evimizin etrafını komple sizlerle paylaşıyorum. Bizim evimizin girişi de buradan değerli izleyiciler. Hiçbir masraftan kaçınılmamış. Yine burada bahçemi sulamak için, meyve ağaçlarını sulamak için çeşme bırakılmış. Bu da güzel bir düşünce. Bu alan da değerlendirilebilir. Buraya kamera yapabilirsiniz. Havuz da yapabilirsiniz. Burada oldukça büyük bir alanımız var. Evet, girişimiz buradan. Çelik kapımız gerçekten hiçbir masraftan kaçınılmamış. Yine girişte sol tarafta Ford Manto'muz var. Önce sol taraftan, buradan odadan başlayayım tanıtımı. Odalarımız oldukça büyük, ferah. Yine odanın bitiminde burada banyomuz, lavabomuz mevcut. Banyoda dolaplarımız, her şey düşünülmüş. Yine burada oldukça büyük bir mutfağımız var. Toplam 20-25 metrekare. Şöyle paylaşayım sizlerle. Yine burada dolap bırakılmış. Dolaplarımız mevcut. Bu şekilde. Yine bizim mutfağımızdan çıktıktan sonra burada yine karşımızda oldukça büyük bir odamız mevcut. Petek yerleri bırakılmış. Petekler takılmamış. Alan kişi petekler takacak. Kömürlü kazan koyabilir veya şimdi genelde köy yerlerinde herkes elektrikli ısıtıcı kullanıyor. Yine burada oldukça büyük bir salonumuz var. Buraya yer sahibimiz şömine düşünmüş. Bu da güzel bir düşünce değerli izleyiciler. Bizim salondan verandamıza çıkışımız var. Artı mutfaktan da çıkışımız var verandamıza. Şöyle ben mutfaktan çıkayım. Mutfağın kapısını açık bıraktım. Evet, bizim verandamızla burası. Mutfaktan çıkıp sabah kahvaltınızı, akşam yemeğinizi verandanızda manzaraya karşı yiyebilirsiniz. Tabi hava sisli olduğu için şu an tam net görünmüyor değerli izleyiciler. Bizim Manyas Gölü'ne köyümüz çok yakın. Oldukça yazın, havadar, temiz bir köy değerli izleyiciler. Verandamızın etrafı da kapatılmış bu şekilde. Yine burada yer sahibimizin alt tarafta 672 metre toplam arsası mevcut. Eğer istenildiğinde ev yeriyle beraber arsayı alabilir. Tek kişi veya iki arkadaş da alabilir.
toplam 672 metre. Ev ile arsa toplam 1400 metrekare yer topluyor değerli izleyiciler. Köyümüzde marketimiz, kahvehanelerimiz mevcut. Ulaşım sorunu hiç olmayan bir köy. Her şey mükemmel, düşünülmüş, tasarlanmış. Bizim giriş yerimiz de burası değerli izleyiciler. Yani tek kusur olarak benim gördüğüm, kusur demeyelim de, yani bahçenin çimlerinin biçilmesi. Çimler bayağı büyümüş. Onlar da biçilecek tabii ki de. Yani bugüne kadar gördüğüm en büyük köy evlerinde mutfaklardan bir tanesi değerli izleyiciler. Oldukça büyük bir mutfak var. Genelde yazın insanların en çok vakit geçirebileceği yer mutfakla veranda. Evet değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizin, evimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Eksik bir yerlerimiz varsa tanıtımda kusura bakmayın. Yine bizlere arayıp istediğiniz zaman bizlerden bilgi alabilirsiniz. Köyümüzden bahsettik, evimizi gezdik, bahçeyi gezdik. Gerçekten mükemmel, hiçbir masrafı yok. Telefon numaralarımız 0541-104-5757, 0532-456-9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.